karartma mevzusuna gelince de siz değerli meclis mensupları çok daha iyi bilirsiniz. Aranızda bilen varsa bana söyleyin. Bir canlı yayını ben nasıl karartabilirim? Nasıl değiştirebilirim? Nasıl yok edebilirim? Bana biri bunu lütfen açıklasın. İşte delil karartma ve kaçma şüphesine dayanarak beni tutuklu yargılamaya karar verdiler ve ardından da buraya getirdiler 22 Ocak 2022 tarihinde ve bugün itibariyle yanılmıyorsam da 49 gün sonra, yani kendilerince bir çeşit cezalandırmayı gerçekleştirdikten sonra hakim karşısına çıktım ve 8-9 sayfalık savunmamı yaptım. Savunmamı da daha sonra basınla paylaşacağım. Bu savunmayı hem sayın hakime yaptım, hem Yüce Türk Adaleti'ne yönelik olarak yaptım, hem de tüm Türkiye'ye, milyonlara seslenmek amacıyla, tarihe not düşmek amacıyla yaptım. Neden? Çünkü sadece beni yargılamadılar, sadece beni gözaltına alıp tutuklayıp hapsetmediler. Aslında bizim gibi gerçekleri yazan, anlatan, konuşan, yani buna cesaret gösteren, yani bu da ne büyük ayıp ki gerçekleri yazmanın bir cesaret olduğunu söylemek durumunda kaldığımız bir Türkiye'den geçiyoruz. Böyle gazetecileri hapsederek, üzerlerinde korkunç bir baskı oluşturarak, sanmayın ki sadece bizi hapsediyorlar. Aslında bunu yaparak özgürlüğünüzü gasp ediyoruz biz. İki, böyle gazetecileri hapse atarız, ayağınızı ona göre denk alın. Bunu gazetecilere, sanatçılara, akademisyenlere yapan size neler yapmaz mesajını vermeye çalışıyorlar. Yani bir çeşit gözdağı veriyorlar ve bu toplumda kendilerince bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Peki soru şu, korkacak mıyız? Elbette yanıt hayır. Milyonlar bunun yanıtına hayır diyor. Bunu biliyorum. O yüzden haklıysak korkmayacağız. Haksızlık varsa da susmayacağız arkadaşlar. O yüzden de ben Allah'ın izniyle bundan sonra da bir gazetecilik sorumluluğu çerçevesinde elimden geldiğince gerçekleri anlatmaya, yazmaya, toplumla buluşturmaya devam edeceğim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sorusu olan varsa alayım. Geldi. Ya ben bu karda, kışta kimse gelmez zannediyordum. Hatta duruşmamın bile olup olmayacağını inanın dün akşama kadar bilmiyordum. Akşam saat 10'da söylediler. Sabah bile acaba olur mu diyordum. Öğrendiğim kadarıyla Çağlayan Adliyesi'nde sadece benim duruşmam olmuş. O kar kış, yani 35 yılın en korkunç soğuğu diye ilan etmişlerdi. Vallahi yollar kapalı, kimse gelmez, hatta duruşma bile olmaz diyordum. Şimdi bakın hava açık, güneş var. Bu da ne demektir? Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmeyeceğiz demektir. Teşekkür ediyorum. Hanım, oğlunuzun şu anda haberi var mı, sürpriz mi yapacaksınız? Vallahi sürpriz yapacağım. Bu süreçten çok haberdar olmasını istemedim. Vallahi en büyük temennim zaten, dileğim bu akşam onunla kucak kucağa, koyun koyuna uyumak. Çok özledim çünkü. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bir de şunu da tarihe not düşmek isterim. Makamıma hakaret edildi, şahsım önemli değil açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama ondan sonra aynı zamanda manevi tazminat davası açtı ve şahsıma hakaret edildi. Bana 250 bin TL ödeyeceksin dedi. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Ve aynı şekilde makamıma hakaret edildi diyen kişinin o makamın ilk ve ebedi sahibine Ayyaş demiş olmasını da
Bu ülkenin bir utancı olarak kabul ediyorum. Ve bu toplumun da bunu söyleyenlerle ilgili yargıyı, o vicdanlardaki yargıyı eninde sonunda vereceğini de gönülden inanıyorum. Bu eldivenler çok önemli. Zafer, çok teşekkür ederim. Bakın, avlu dedikleri bahçe, bahçe diyorlar ama tabii biliyorsunuz cezaevleri artık infaz kurumu, gardiyanlar artık infaz mevuru. Dolayısıyla o havalandırmalar, avlular da bahçe. Bahçede ilk yürüyüşümde böyle kar kış kıyamet bir günde getirildim. Böyle ellerim çok soğuyordu, yani üşümüştü. Bu eldivenleri birkaç saat içinde cezaevindeki kız kardeşlerim örüp verdi bana, elleri üşümesin diye. Dayanışma yaşatır. O kadınların cesareti, kadın dayanışması, yani tabii ki erkekler olmadan olmaz. Biz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, şehirlisi, kırsalı, herkes adaletsizlikten kavruk. Herkes adaletsizlikten şikayetçi arkadaşlar. Ben tahliye olduğum için tabii ki görece mutluyum. Çünkü oğluma kavuşacağım. Ama yine gıyabımda verilmiş bir hapis cezası var. Türkiye'ye, Türk adalet tarihinde bir utanç olan ve ben eninde sonunda bu davadan da beraat edeceğimi biliyorum. Bunun da peşini bırakmayacağım. Ama gerçekten ne zaman mutlu olacağız, huzurlu olacağız, bu düzen değiştiği ve herkes için adalet tesis edildiği zaman tüm mücadelemiz aslında bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk. Çok. Vicdanla kolanlar için. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ya. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Merdan. Sağ ol. Sana da cezaları yazdırdılar. Yani program kapattılar. Çok çok üzgünüm gerçekten ama. 250 bin lira bize de daha. Evet. 250 bin oraya, 250 bin bana program kapatma cezası. Bugün son yani... günü program kapatmanın. Öyle bugün, mi? Bugün tahliye oldu. Bugün son günü. Vallahi bundan sonra kimse beni herhalde ekrana çıkartmaya cesaret edemez diyorum. Biz çıkaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese. Ben de bir şey söyleyeyim. Sedef Kabaş Televir'deki bir programı nedeniyle bu cezaevine kapatıldı. Evet, değerli izleyenler, şimdi Sedef Kabaş özgürlüğüne kavuştu an itibariyle. Bağlantımızda bir zayıflık oldu. Bu nedenle çıktık ama herhalde tekrar dönüş yaparız. Herkese teşekkür etti. Özgürlüğüne kavuştu Bakırköy Kapalı Kadın İnfaz Kurumu'nda. 49 günlük tutukluluk durumu sona erdi. İlk kez hakim karşısına çıktı ve...